Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Yeni günde yeni gelişmelerle karşınızdayız. Aksaray Belediyesi engelli vatandaşların modern, çağdaş ve toplumsal hayata katılımlarını kolaylaştırmak için ve toplumsal fırsatlardan eşit faydalanabilmelerini sağlamak için bünyesinde Engelli Koordinasyon Merkezi'ni kuruyor. Aksaray Belediyesi engelli vatandaşların çağdaş, modern toplum hayatına katılımlarını kolaylaştırmak, toplumsal fırsatlardan eşit bir şekilde faydalanmalarını sağlamak için engelli birey ve ailelerini koruma, kollama, destekleme, bilgilendirme, yönlendirme, sosyal ve psikolojik yardım hizmetleri sunmak amacıyla Engelli Koordinasyon Merkezi kurdu. Aksaray Merkez Somuncu Baba Külliyesi'nde kurulan Aksaray Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi'nin amacı görme, işitme, ortopedik, zihinsel ve diğer engelliliklerden dolayı günlük hayatını sürdürmekte güçlük çeken her yaştan engellinin kapasitesini geliştirmek, sosyal rehabilitasyon hizmeti vermek, yaşam koşullarını iyileştirmek, mesleki eğitimle üretime katkıda bulunmalarını sağlamak, toplumla bütünleşerek toplumsal gelişimlerinden pay almalarını sağlayarak sosyal, kültürel yönlerini geliştirmek ve belediyenin yapmış olduğu hizmetlerden engelli yakınlarının da faydalanmasını sağlamak. Aksaray Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi'nde açılış öncesinde son hazırlıklar tamamlanırken merkez haftanın 6 günü hizmet verecek. Aselsan tarafından geliştirilen ve tamamen yerli olan hava savunma füzelerinin test atışları Aksaray'da gerçekleştirildi. Hava savunmada milli imkanlarla geliştirilen Hisar füzeleri atışlı testleri Aksaray'da yapıldı. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin de katıldığı test atışlarında %100 başarı sağlandı. Tamamlanan testlerde Hisar A projesinin kontrol test füzesi ateşlendikten sonra başarılı şekilde füze fırlatma sisteminden ayrıldı. İTKİ vektör kontrolünde programlanan manevralarıyla uçuşuna devam eden test füzesi, ikinci darbe motorunda ateşledikten sonra uçuşunu tamamladı. Füzenin uçuşu sırasında zorlu manevralar başarıyla test edildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın alçak ve orta irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere hareket halindeki birliklerin ve kritik bölge ve noktaların hava savunması kapsamında kullanılmak üzere hayata geçen hava savunma füzesi sistemi Aselsan tarafından geliştirildi. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli beraberinde Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan, Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor İbrahim Özkol, Roketsan Genel Müdürü Selçuk Yaşar, Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcileri Komuta Kontrol Merkezi'nde test atışlarını izledi. Belediye Başkanı Haluk Şen Yazgın'ın eşi Hasibe Yazgı, kurucu üyesi olduğu Aksaray Engelli Anneleri Derneği üyeleri anne ve çocuklarına moral günü etkinliği düzenledi. Hasibe Yazgı ev sahipliğinde Aksaray Belediyesi Sosyal Tesisleri Piramit Kafe'de düzenlenen moral günü etkinliğine Aksaray Engelli Anneleri Derneği Başkanı Gülay Öztürk, kadın STK başkanları ve üye ve çocuklar katıldı. Çocuklar için bir araya gelen hanımlar dernek faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın eşi Hasibe Yazgı, engellilerin kendilerine olan güvenlerinin sosyal etkinlikler ve eğitimle artırılarak topluma kazandırılması gerektiğini belirterek, belediyemizin verdiği imkanları tüm engellilere ulaştırma gayreti içerisindeyiz. Özellikle aileler için çok zor bir durum. Bizler de anne babayız, kendimizi sizlerin yerine koyunca çok zor bir durum olduğunu biliyor ve duygulanıyoruz. Bizler de her an engelli olabiliriz ama çaresizlik bir yere kadar. İnşallah çocuklarımız ve sizler için elimizden gelen her şeyin iyisini yapma çabasındayız dedi. Hasibe Yazgı ayrıca kurum aşaması cumartesi pazarı pazar alanında başlayan ve Aksaray'da bir ilk olan Hanım Eli Pazarı projesi hakkında da bilgiler verdi. Bu pazarda yeni olan arkadaşlarımıza eğitim vereceğiz. Özellikle bu yiyecekler konusunda hijyen eğitimi vereceğiz. Çünkü gıdaları tamamen pişmiş gıda olduğu için, fiyatta hazırlanmış gıdalar olduğu için herhangi bir, onlara özel bir eğitim vereceğiz ve o kontroller ekstra bir kontrol altında tutulacak. Aksaray Belediyesi merkezdeki 65 mahallenin her yerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yapısal ve sosyal projeler her mahalleye ulaşıyor.
Belediye TV olarak Muhtarlar Anlatıyor içeriğiyle bu hafta Coğlaki Mahallesi Muhtarı Hasan Erdoğan'la birlikte Coğlaki Mahallesi'ni gezdik ve belediye hizmetleri hakkında bilgiler aldık. Coğlaki Mahallesi'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren, Coğlaki Mahalle Muhtarı olarak iki dönemdir muhtarlık yapan Hasan Erdoğan, "Mahallemizde 8,5 yıldır muhtarlık yapıyorum. Coğlaki Mahallesi olarak mahallemizin ihtiyacı olan park, yeşillendirme, asfalt, kaldırım, çevre düzenlemesi ve pazar yeri değişimi gibi hizmetler Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın göreve gelmesiyle Haluk Başkanımızın dönemiyle yapıldı. Şu an tüm hizmetleri alıyoruz. Bunu mahallemizdeki vatandaşlarımız da biliyor" dedi. İkinci dönem 8,5 yıldır hizmet ediyorum. Coğlaki Mahallesi'nde çalışmaktayım muhtar olarak. Coğlaki Mahallemizde 4 tane cami var. Somuncu Baba Külliyesi Camisi, Musa Çelebi Camisi, Maraşlıoğlu Camisi, bir de İmam Hatip Tebrikat Camisi, 4 tane. Ve Coğlaki Mahallemizde okul İmam Hatip Lisesi, Kılıç Aslan İlköğretim Okulu var. 2 tane okul var. Coğlaki Mahallemizin nüfusu 8.750 küsür. Coğlaki Mahallemizde sokak olarak 1244 sokak bulunmaktadır. Aksaray Belediye'mizden yapılan hizmetler ihtiyaç sahiplerine gılık kıyafet daha fazladır. 40 kişiye yapılmaktadır. Mahalle sınırları içerisinde Somuncu Baba Camisi, Musa Çelebi Camisi, Maraşlıoğlu Camisi, İmam Hatip Tatlı Kap Camisi olmak üzere 4 cami ve İmam Hatip Lisesi ve Kılıç Aslan İlköğretim Okulu olmak üzere 2 okul olduğunu belirten Muhtar Erdoğan, mahallelerinde Aksaray Belediyesi tarafından 45 aileye giyim, kıyafet ve yemek yardımı yapıldığını belirtti. Muhtar Hasan Erdoğan, kameralarımız aracılığıyla belediyecilik anlamında Coğlaki Mahallesi'ne gereken tüm hizmetler yapılıyor. Belediyemiz ve Belediye Başkanımız Haluk Şahin Yazgı, bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemiyor diyerek Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya mahalle sakinleri ve kendi adına teşekkür etti. Coğlaki Mahallemizde 1200 sokak kaldırımların yapılması külliye kadar yapıldı buradan. Sağ olsun belediye başkanımıza, 1204 Kılıç Aslan İlköğretim Okulu'nun çevresi kaldırımları yapıldı. Ve Hasan Dağ Spor Salonu'nun çevresi güzelce yapılmakta oldu. Coğlaki Mahallemizin 1242. sokağı Aksaray Belediye'mizin tarafından asfalt atıldı. Vatandaş o 1242. sokakta mahalle sakinlerimiz elhamdülillah çamurdan ayağa kurtuldu. Aksaray Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Çok güzel oldu, sağ olsun. Şu anda Somuncu Baba Türbesi'ndeyik. Somuncu Baba Türbesi'nde mezardaşlarımız silinmekteydi. Ve şu anda efendime söyleyeyim, sağ olsun Aksaray Belediye Başkanımız tarafından ve ekibine teşekkür ediyorum. Mezardaşlarını yenilemişler. Allah razı olsun. Ve belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Ve ayrıca mahalle sakinlerimiz, Coğlaki Mahallesi sakinlerimiz adına teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Türkiye İstatistik Kurumu 2017 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. Bu sonuçlara göre Aksaray'ın nüfusu 402.404'e ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu 2017 adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türkiye nüfusu 80.810.525 kişi olurken Aksaray nüfusu 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle 402.404 kişi oldu. Aksaray'ın nüfusunun 200.233'ünü erkek, 200.171'ini kadınlar oluşturuyor. Aksaray Merkez ilçesine bağlı köy ve kasabalarda nüfus ise 289.778. Ortaköy ilçesinin nüfusu 32.209, Eskil ilçesi 26.333, Gülağaç ilçesi 19.444, Güzelyurt ilçesi 11.275, Sultanhanı ilçesi 10.557, Ağaçören 8.175, Sarıyahşi'nin nüfusu ise 4.833 olarak açıklandı. Türkiye'de ikamet eden nüfus 2017 yılında bir önceki yıla göre 995.654 kişi arttı. Erkek nüfus 40.535.135 kişi olurken kadın nüfus 40.275.390 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun %50,2'sini erkekler, %49,8'ini ise kadınlar oluşturdu.
31 Aralık 2017 tarihi itibariyle Aksaray bölgesinde nüfus artışı oranında büyüme göstererek çevre illeri de geride bıraktı. Bayanlar Handbol Süper Ligi temsilcimiz Altın Kızlar hafta sonu Eskişehir Şehir Koleji Spor'la karşılaşacak. Bayanlar Handbol Süper Ligi temsilcimiz Aksaray Belediyesi Gençlik Spor Kulübü ligin 16. haftasında yapacağı Eskişehir Şehir Koleji Spor Kulübü maçının hazırlıklarına devam ediyor. Hafta sonu yapılacak olan maç öncesi hazırlıklarına başlayan temsilcimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Temsilcimiz Aksaray Belediyesi Gençlik Spor Kulübü, cumartesi günü saat 15'te Porsuk Spor Salonu'nda Eskişehir Şehir Koleji Spor Kulübü'ne konuk olacak. Sevgili seyirciler, Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.